oldu. Yaklaşık 8 aydır öğrencilerimle birlikte bu projede hep birlikte çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün de emeklerimizin karşılığını aldığımız sürecin sonuna geldik. Çok gururluyuz. Aynı zamanda ülkemizi temsil eden tek devlet okulu olduğumuz için de bunu taşımanın büyük gururunu duyuyoruz. 8 ay süresince öğrencilerim proje alanında üniversitelerle işbirliği halinde çalıştılar. Astronotların yaşadığı sorunlara çözüm getirmek için çeşitli araştırmalar yaptılar ve bir ilaç geliştirdik. Bundan sonraki süreçte bu ilacı kemik erimesini hem dünyada da önlemeye yönelik bir ilaç şeklinde, ilaç formunda üretmeyi planlıyoruz. Bunun deneysel çalışmalarını yapmayı planlıyoruz. Robotumuz en az parçayla en iyi işi yapan robot seçildi. Türkiye genelinde en iyi mekanik tasarım ödülünü aldık. Yerel turnuvada da en iyi takım çalışmasının ödülünü alarak buraya çıktık. Hem okulum adına bu çalışmayı öğrencilerimle birlikte başarılı bir şekilde devam ettirdiğim için hem de ülkemizi temsil ettiğimiz için çok gururluyum. Bu sene turnuvamızın konusu uzay ve biz uzayda astronotların yaşadığı sorunlardan kemik erimesini çözmek için bir ilaç yaptık. İlacımızın içeriğinde borsitat var. Borsitatın sağladığı faydaları arkadaşımız arasın. Ben Ecem Orhan. Borsitat vücutta östrojeni arttırırken D vitamini de arttırır ve D vitamini de kalsiyum kemiklerde depolar. Bu da kemikleri güçlü kırar. Ayrıca östrojeni arttırmasının yanı sıra testosteronu da arttırarak erkeklerde kısırlık yaratmaz. Biz bu çözümle astronotların uzayda daha fazla kalıp daha çok araştırma yapmasını sağlıyoruz. Biz bu etkinliğe İzmir Karşıyaka Cihat Koronadoğlu Lisesi'nden katılıyoruz. Bizim robotumuz birkaç kere değişti. Şimdi uluslararası hazırladığımız robot tamamen kendi emeklerimiz ve yazılımlarımızla çalışıyor. Arkada görmüş olduğumuz 14 tane görevden yaklaşık 10 tanesini yapmakla birlikte stabilitesi, yani yapma oranı da çok yüksek. Bu şekilde umarım uluslararası güzel bir şeyler yapacağız. Bu görevler bu senenin konusu olan uzayla ilgili. Uzayda yaşanabilecek sorunların hepsini burada bize sormuşlar, görevler hazırlamışlar. Ve biz bu görevleri tamamen kendi yaratıcılığımız ile ve kendi yaptığımız parçalar ile çözmeye çalışıyoruz. Tasarlamak için kullandığımız parçaların hepsi Lego'nun parçalar. Bu parçaların temininde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı ve Cihat Koro Anadolu Lisesi'ni kuran Cihat Bey'in desteği çok oldu bizde. Örneğin bir görevimizde robot üzerinde buton sensörü kullandık. Buton sensörünü neredeyse hiçbir takım kullanmıyor ve biz bir ilk olarak bunu yaptık diyebiliriz. Bu buton sensörüyle robot herhangi bir duvara değdiği zaman robot hiza alıyor ve stabilitesi artıyor dolayısıyla. Bu yarışmada tabii ki bir başarı almak çok önemli ama bizim asıl hedefimiz eğlenmek, tadını çıkarmak bu yarışmanın. Çünkü zaten bu bizim son senemiz olduğu için yaş sınırlamasından dolayı işte en ilk amacımız eğlenmek. Sonrasında da bir ödül alıp ülkemizi gururla temsil etmek.